Şahıslar adına ikinci konuşma Sayın Veli Ağbaba'ya aittir. Buyurun Sayın Ağbaba. Süreniz Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, size de hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tekrar burada görüşmekten de büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, görüştüğümüz yasa, torba yasa, milli dayanışma paketi olarak sunuluyor. Ancak bu pakete bakınca dayanışma paketinden daha çok sizin geçmişte yaptığınız gibi aslında bir milli dolandırma paketi demek daha doğru olacak. Niye? Çünkü değerli arkadaşlar, siz bir seçim dönemini bitirdik geldiniz. Seçim döneminde taahhütler yaptınız. Torba yasaya neyin konulması lazım? Seçimlerde taahhüt ettiğiniz şeylerin konulması lazım. Siz ne yaptınız? Seçimde hiç konuşmadığınız, hiç uzaktan yakından lafını etmediğiniz konuları getirdiniz. Allah aşkına seçim döneminde ne dediniz sıkışınca? Dediniz ki esnafın emeklilik prim gün sayısı 7200 güne indireceğiz dediniz. Bu var mı? Yok. Gençlerin aldığı cep telefonundan ve bilgisayardan ÖTV almayacağız dediniz. O da yok. Staj ve çıraklık mağdurları yok. EYT'de prim gününe takılanlar yok. Bağkur tescilleri yok. Kamuda taşeron yok. TYP çalışanların kadro sorunu yok. Ne var? Değerli arkadaşlar, ne var? Tabiri caizse servis esnafına, şoför esnafına kazık var. MTV'nin iki kat artırılması var. Buna başka bir isim daha verebiliriz. Deli Dumrul bütçesi. Deli Dumrul'u da geçtiniz. Deli Dumrul ne yapıyordu? Köprüden geçenden yüz akçe, geçmeyenden yüz akçe alıyordu. Değerli arkadaşlar, insanlar arabasına benzin koyamıyor. Arabasına benzin koyamıyor. Binmediği arabadan iki kat vergi alıyorsunuz. Belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. İnsanların arabaları yatır olmuş, yatır. Üzerinde çim bitiyor, çim. Ondan iki kat vergi almaya kalkıyorsunuz. Siz deli durumunda geçtiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, aslında bakın, burada bir üç kağıt var. Bir üç kağıt var. Resmen depremden fırsatçılık yapıyorsunuz. 6 Şubat'ta deprem oldu. 6 Şubat'tan sonra meclis açılmadı mı? Geldik burada konuşmadık mı? Kanun yapmadık mı? Peki bunları madem depremden dolayı paraya ihtiyaç var, meclis açıkken yapsaydınız ya, yiğitliğinizi görelim. Yok, ama ne yaptınız? Bir üç kağıtla milleti kandırarak deprem sonrasında kazıklar ortaya çıktı. Değerli arkadaşlar, aldığınız, bakın bu şoför esnafının, kamyoncu esnafının, servis esnafını resmen kandırdınız. Kat kat vergi geliyor. Şimdi deniyor ki bu bütçeye başka ne der? Bu seçim bütçesi yapmam diyor ya reis. Ben ölsem de seçim bütçesi yapmam diyor ya. Tam da seçim bütçesi. Seçimde ne kadar para lazımsa, ne kadar para harcadıysanız fakir fukaranın cebine gözünüzü diktiniz. Ama fakir fukaranın cebine gözünüzü diktiniz ama hiç tasarruf aklınıza gelmiyor arkadaşlar. Tasarruf için belki bilmezsiniz ama size birkaç öneriyi söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de tam 125 bin makam aracı var. Tasarruf edecekseniz inin araçlarınızdan. İnin. İnin fakir fukaranın araçlarına göz dikeceğinize inin araçlarınızdan. 14 tane özel uçak var. İnin o uçaklardan. İnin. Zaten gittiğiniz yer belli. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Dilenmeye gidiyorsunuz. Zaten gittiğiniz başka yer yok ki. Bakın bir örnek vereceğim. Değerli arkadaşlar, dünyanın en büyük araç üreticisi Almanya. Almanya dünyanın en büyük araç üreticisi. Bizim ekonomi yüklüğümüzün tam 10 katı. Bizi kıskanıyor ya Almanya. Kıskanıyor tabi. Onlarda fakirlerde 9 bin makam aracı var. Bize 125 bin. O fakirlerde 9 bin var. Ya da Japonya. 10 bin makam aracı var. Fransa, hele o Fransa. Bu Macron var ya, bizi kıskanıyor. 8 bin makam aracına biniyor. Ya senin Türkiye'den neyin eksik? Reis 125 bin makam aracını herkese vermiş. Makam aracı deyip geçmeyin. 125 bin makam aracı, 125 bin şoför, vergisi, lastiği, benzini, mazotu, çakarı, çukarı. Devletin üzerinde büyük yük. Eğer tasarruf yapacaksanız hodri meydan, inin o araçlardan arkadaşlar. Bakın başka, değerli arkadaşlar, bakın birkaç rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kamuda bir yılda kara taşıtı kiraları gideri %81 artmış. Hava taşıt kiralama gideri %389 artmış. Kamuda taşıt satın alma giderleri %1228, 12 kat artmış.
Kamuda akaryakıt giderleri %140 artmış. Siz ne yapıyorsunuz? Fakir fukaranın 1990 model Stage'in Toros'undan vergi almaya kalkıyorsunuz. Ya da ne yapıyorsunuz? Fakir fukara Kayseri ilaçlamaya gidiyor. Ondan vergi almaya kalkıyorsunuz. Çorap satan esnaftan vergi almaya kalkıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bakın başka rakamlar da var, çok uzatmayayım. Sarayın temsil ve ağırlama için harcadığı para toplam 484 milyon. Bunun ne anlama geldiğini ifade edebilmek için bu 42.456 asgari ücrete eşit. Sarayın gizli hizmet gider 1.373.000. Ha, Cumhurbaşkanı koruma ordusu var değerli arkadaşlar. 5 aylık maliyeti 3.988.000.000. 4 milyar. İnsan Allah'tan korkar. İnsan Allah'tan korkar. Bu kadar para çarçur edilmez. Bu memlekette insanlar açlıktan ölürken, yoksulluktan ölürken, depremde donarken bu kadar istifa yapanlar da yuh olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ayrıca değerli arkadaşlar, ya para lazımsa zengin ettiğiniz iş adamları var, çeteler var. Onlardan alsanız ya. Bakın MTV'nin toplam getireceği tutar 30 milyar. Beşli çeteye aktarılan para tam 47.3 milyar. MTV'den daha fazla. Değerli arkadaşlar, bakın köprü, otoyol, tüneller için işletilen firmalara 2023 yılında 53 milyar 600 milyon ödenecek, garanti ödemesi yapılacak. Hem de dolar bazında. Kur böyle kalırsa. Ya hadi parayı vermemezlik edemiyorsunuz. Boğazınızı kaptırmışsınız. Bari bu dolar kurunu Türk lirasına çevirin ya. Bari bu dolar kurunu Türk lirasına çevirin de o beşli çetenin karşısında sizin yiğitliğinizi görelim. Değerli arkadaşlar, bu hakikaten çok özel bir şey. Bunun bir önemli maddesi de şu, özel yazmışlar. Diyorlar ki buradan alınacak vergilerden yerel yönetimler para alamaz. Yerel yönetimler para aktaramayız diyor. Niye? Bakın o yerel yönetimler hangi siyasi görüşte olursa olsun, CHP'li, AK Parti, MHP'li, HDP'li hangi görüşler olursa olsun, o yerel yönetimlerden Allah razı olsun deprem yaşamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Eğer o belediyeler olmasaydı, özellikle bizim Malatya için söyleyeyim, Malatya'ya gelen belediyeler olmasaydı devlet 15 gün sonra ortaya çıktı, 20 gün sonra ortaya çıktı. Devlet ekmek dağıtamazken, su dağıtamazken Malatya'da insanlar susuzluktan kırılırken, açlıktan kırılırken Allah Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden razı olsun, Malatya'da ekmek dağıttı, su dağıttı. Konuşma orada, onlara da söyle, konuşma. Haberin yok, tuzu kuru. Acemi dur, biraz öğren de ondan sonra laf atmaya başla. Acemi dur. Acemi. Ben herkese teşekkür. Allah deprem bölgesinde gene bütün belediyeler razı olsun dedim sözümün başında. Ama en çok Allah CHP'li belediyeden razı olsun. Çünkü onlar sizin engellemelerinize rağmen geldiler. Geldiler arkadaşlar. Her şeyi yaptılar. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ya yiğitsen laf atacağına, bana laf atacağına şu belediyeleri AK Parti belediyelerine versin, CHP'li belediyelerine versin. Bu parayı verdirsene. Laf atacak. Acemi. Acemi. Bildiği yok. Şimdi değerli arkadaşlar, bir başka konu zurnanın zırt dediği yer. Kur korumalı mevduat. Ha, savunun bakalım kur korumalı mevduatı. Kur korumalı mevduatın anlamı şu. Fakirden alıp tefeciye para vermek demek. Tefecileri zenginleştirmek demek. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kur korumalı mevduatın yükünü hazineden alıyor, Merkez Bankası'na veriyorlar. Niye? Merkez Bankası neden alacak? Para basacak. Resmen bunun adı kalpazanlık. Devleti kalpazan yaptınız, kalpazan. Ne yapacak? Neden alacak parayı? Basacak parayı kime verecek? Yandaşlarınıza verecek. Buna itiraz etsenize. En büyük, bu memlekete gelmiş en büyük tefeci kur korumalı mevduatı getirenlerdir. Yani sizsiniz değerli arkadaşlar. Sizsiniz. Hani diyorlar ya biz tefeye karşıyız. Ya tefeciliğe karşıysanız yiyseniz gelip bu kur korumalı mevduat kaldırsanız da bu kur korumalı mevduat sistemi fakirin, fukaranın kanını emiyor. Tam bir vampir. Başka değerli arkadaşlar. Bakın değerli arkadaşlar. Türkiye'de haberiniz var mı bilmiyorum. 9.585.000 emekli var. Toplam 14.255.000 dul yetim ve hak sahiplerini katarsanız. Emekliden haberiniz var mı bilmiyorum. Emekliye bir zam getirdi arkadaşlar. Emekliye bir zam getirdi. Emeklinin 6 milyonu
7500 TL maaş alıyor, yani en düşük maaş. Bunların bir kısmı da daha düşük maaş alıyor ama hazine desteğiyle giderliyor. Değerli arkadaşlar, bakın burada bir tablo var elimde. 2008 sonrası öncesi emekli 6900. Sayın Ağbaba, toparlayalım lütfen. 2008 sonrası 2199 lira alıyor. SSK 1650, Bağkur 2343 alıyor. Bağkur Tarım 2008 sonrası 1852 alıyor. Bunlar tamamlanınca 7500 alıyorlar. Şimdi bu zamdan bunların hiçbiri faydalanmıyor. Buna göre değerli arkadaşlar, 2023'te 2008 SSK öncesi alan 7616 lira alıyor. 2008 SSK sonrası 7500 alıyor. Bunların maaşı değişmiyor. Bakın, bunların maaşı değişmiyor değerli arkadaşlar. Bir de size bir soru daha soracağım. 3500 mü büyük, 7500 mü? 3500 büyük. Matematiğin kurallarını değiştirdiniz. Önemli olan ne aldığınız değil, ne verildiği değil. Önemli olan paranın alım gücü değerli arkadaşlar. Bakın, geçtiğimiz yıl 3500'den alım gücü bugün dana etinde 13 kilo düşmüş. Tavukta 23 kilo düşmüş. Pirinçte 42 kilo daha az emekli pirinç alabiliyor bugünkü emekli maaşıyla.